Bancal'in güvercinler üzerinde sağlık etkisi ve kullanımı, bu türün popülerliğini artıran ve sağlık açısından birçok faydası bulunan bir konudur. Bancal, yüksek miktarda antioksidan, vitamin ve mineral içerir. Bu özellikleri sayesinde güvercinlerin bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücutlarını hastalıklara karşı korur. Ayrıca, bancal'ın kan dolaşımını iyileştirdiği, kalp sağlığını desteklediği ve enerji seviyelerini artırdığı bilinmektedir. Bancal'ın güvercinler üzerinde sağlık etkisini gösterdiği alanlardan biri sindirim sistemidir. Bancal, lif içeriği yüksek bir sebzedir ve güvercinlerin sindirim sistemini düzenler. Sindirim sistemini sağlıklı tutarak kabızlık, şişkinlik ve sindirim sorunları gibi problemleri engeller. Aynı zamanda, bancal'ın antijinflamatuar özellikleri, güvercinlerin bağırsaklarında oluşabilecek inflamasyonu azaltır ve sindirim sistemi üzerinde koruyucu bir etkisi vardır. Bancal'ın güvercinler üzerindeki sağlık etkisi, tüy ve tırnak sağlığına da olumlu yönde katkıda bulunur. Bancal'da bulunan vitaminler ve mineraller, güvercinlerin tüy ve tırnaklarının daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. Ayrıca, bancal tüketimi güvercinlerin deri sağlığını iyileştirir ve kaşıntı, kızarıklık gibi deri sorunlarını azaltır. Bu da güvercinlerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlar. Sonuç olarak, bancal'ın güvercinler üzerindeki sağlık etkisi ve kullanımı oldukça önemlidir. Bancal, güvercinlerin bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini düzenler, tüy ve tırnak sağlığını iyileştirir ve deri sorunlarını azaltır. Bu nedenle, güvercin besleyenlerin pancarı günlük beslenme rutinlerine dahil etmeleri büyük önem taşır. Ancak, pancarın doğru miktarda ve şekilde verilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Aşırı pancar tüketimi ishal veya sindirim sorunlarına neden olabilir. Pancar gibi sebzeler kaynatıldığında vitamini ne olur? Bu sorunun cevabı, sebzelerin kaynatma işlemi sırasında içerdikleri vitaminlerin nasıl etkilendiği ile ilgilidir. Kaynatma işlemi, sebzelerdeki vitaminlerin bir kısmının suda çözülebilir olduğu için kaynamış suya geçmesine neden olur. Bu da sebzelerin vitamin kaybına uğramasına yol açabilir. Kaynama sırasında vitaminlerin bir kısmı buharlaşır ve havaya geçer. Özellikle B ve C vitaminleri suya karışarak daha hızlı kaybolabilir. Bu nedenle, kaynama süresi uzadıkça sebzelerdeki vitamin kaybı da artabilir. Ancak, bazı vitaminler, özellikle A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminler kaynama sırasında daha az etkilenir. Kaynama sırasında ve sonrasında da vitamin kaybının yaşanmaması için bazı önlemler alınabilir. Sebzelerin kaynatılacağı su miktarının az olması ve kaynama süresinin mümkün olduğunca kısa tutulması bu önlemlerden bazılarıdır. Ayrıca, sebzelerin mümkün olduğunca taze ve sağlıklı olduğundan emin olmak da vitamin kaybını en aza indirecek önemli bir faktördür. Sonuç olarak, pancar gibi sebzeler kaynatıldığında içerdikleri vitaminlerin bir kısmı kaybolabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta ve kısa süreli kaynatma gibi yöntemler kullanmak önemlidir. Aynı zamanda, sebzeleri doğru saklama koşullarında tutmak ve taze tüketmek de vitamin kaybını azaltmanın etkili yollarıdır. Buna ek olarak, farklı pişirme yöntemleri de vitamin kaybını en aza indirmek için tercih edilebilir.